Monsieur de Dieu. Öncelikle yapmak istediğimiz şeyi bir özetleyelim. Northwind veri tabanının kullanıcı arayüzünü, GUI tarafını oluşturacağız. Yani siz bir firmada uygulama geliştirirken database'i vesaire hazırladınız. Daha sonra bunun kullanıcı tarafından yönetilmesi için gerekli arayüzleri geliştirmeniz gerekiyor ki yönetilebilsin. Biz de bu işlemleri yapacağız. Zaten AlloNet'in amacı buydu. Veri tabanıyla kullanıcı arayüzü arasında bir köprü görevi görüyordu. Bu gördüğümüz AlloNet, Disconnected, Link, Entity Framework hepsinin amacı bu. Biz burada Entity Framework kullanacağız. Yapmak istediğim şey, öncelikle bir giriş yapacağım. Giriş işlemini sizde de bulunan şu employee tablosu üzerinden yapacağım. Employee tablosunda bizim şifremiz yok burada. Şifre olmadığı için de ad ve soyada göre giriş yaptıracağım. Biri kullanıcı adı, diğeri de şifre olarak düşünebilirsiniz. Bundan sonra da işte yeni bir form açılacak. O formda da kategori ayarları, ürünlerin listelenmesi gibi gibi şeyler olacak. Bunların tamamını entity ile yapacağız. Database kısmında temel mantık bu şekilde. Şimdi Visual Studio'yu açıyorum. Yeni bir proje açacağım. Framework uygulaması diyorum. FFABB şöyle info. Öncelikle ben bir login ekranı tasarlamalıyım burada. Login ekranında kullanıcı ad ve soyadı üzerinden giriş yapacaktık. Projemiz demlensin. DRM login dedim buna. Bu ilk giriş. İlk açılacak ekranımız bu. FRM main adında yeni bir form. Şimdi bu ilk formda da şöyle çalıştırayım. İlk olarak form 1 açılacak. Bu bizim loginimiz. Login'in tasarımını yapıyorum. Tasarımımızı yapalım. Label'lar, text box'lar. Bisküvitler. Thank you.
İlk olarak buradan giriş yaptıktan sonra bir main ekranı açılacaktı. Buraya da bir tane data grid atayım. Ya şöyle yapalım. Data grid yerine şurada menü gibi butonlar olsun. Bu butonlar bizim farklı formları açmamızı sağlasın. Örneğin kategori işlemlerini kategorisi formu açsın. Orada ben. Bunun için bunun adını kategoriler yapıyorum. BTN kategoriler. Şimdi bizim Entity Framework'ümüze geçebiliriz. Projeme bir Entity Framework modeli eklemem gerekiyor. Add New Item. Data sekmesinde Add-on-Add Entity Data Model var. Bu benim model diyagramı oluşturmamı sağlıyor. Son ekide uzantısı gördüğünüz gibi EDMX size şu an görünüyor. Şöyle EDMX uzantısı. Northwind kullanacağım için ben bunun adını NW model diyeyim. Generate from database seçiyorduk. Bunun sebebi bir database'den objeler generate etmek için. Ama bunun diğer iki yöntemi daha var. Onları da web tarafında göstereceğim. Çok fazla. Evet, ASP'de. Onlar da şöyle, isteyen araştırabilir. Bu kullandığımız yapının, yani database'in objelerin generate edilme yöntemi Entity Framework Database First deniyor. Database First modeli bu. DB First diye de geçer. Bunun bir de Model First'u var. Entity Framework Model First. Bu Model First'te de herhangi bir database yok. Siz Designer'ı kullanarak nesneler ekliyorsunuz, ilişkiler kuruyorsunuz filan. Bundan bir database oluşturuluyor. Projeyi çalıştırınca database oluşturuluyor. Bir de Entity Framework Code First var. Code First'te gene database yok. Siz C# sınıflarını kullanarak bizim dataset yapımızda oluşturduğumuz gibi hatırlayın. Orada bir database yoktu ama hafızada oluşturmuştuk. Code First'te hafızada değil, gerçekten SQL Server'da database oluşturuyor. Yani biz sınıflarla yazıyoruz, tasarlıyoruz yapıyı. Çalıştırdığımızda bir ilk çalışmada veri tabanı oluşturmuyor. Aynı şekilde Oracle'a da yapılabiliyor. Böyle bir farklılığı var. Biz şimdi DB First'ı kullanıyoruz. Next ile ilerledim. Northwind kullanacağım. Şifremi kaydetmesi için ilgili connection'ı seçmem lazım. Sanıyorum buydu. O zaman new connection diyelim. Northwind'i seçtim. SQL Server Authentication kullanacağım.
framework'ın önce yaptığımız şeyden farkında mı? Öğrencilerine bağlamıştık ya şeyden. Buradan giriş yapıyorum. Biraz demleniyor şu an. Hocam bir şey diyeceğim. Devam ediyoruz. Neden olmuyor hocam? Bir fikriniz var mı? Hayır. Şimdi burada bu yapıyı oluşturduk. Bakın password var. Bu password'ün olması için zaten bir connection üzerinden ben SQL connection yaptım. Yes, ıvır zıvır diyorum. Burada connection string'de. Daha sonra da bunun hatırlarsanız entity'nin nesnelerini kullanıyorduk. Önce bir context oluşturuyorduk GBML'de, link'te. Bu da o işi görüyor. Northwind entities üzerinden bir nesne oluşturup bununla çalışıyoruz aslında. Adını değiştirmiyorum. Ben de 6 sürüm var, önemli değil, 5 de olabilir. Ben de başka sayfa başlayayım. Bak şöyle göstereyim. Burada GBO içerisinde ben şunları seçiyorum. Sonrasında sizde olmayan kullanıcılar tablosu var bende. Bir de şu diyagram var. Onları kaldırdım. Yani bunları seçiyorsun. Diyagramı kaldır. Sende de var. Olmalı. İçeri gir. Altta. Yok. Yok hocam. Tamam. Diyagramı kaldırdım varsa. İstersen buradan view'leri de seçebilirim. View'leri de kullanabiliyorum tablo gibi. Ya da store prosedürle function'lar. Bunları da kullanabiliriz. Sonrasında da bu bakın benim namespace'imin adı Northwind model. Aynı şekilde bırakıyorum bunu da. Finish dedim. Şimdi benim PDMX dosyamı generate ediyor. Evet, şimdi benim modelim oluşturuldu. Modelimizi daha önce incelemiştik içeriğini, yapısını. Altta da mapping detail kısmı var. Şimdi burada şu an için benim işim yok aslında. Ben bunu kaydediyorum. Bir kere build edeceğim. Herhangi bir sorun olmasın. Bütün nesneler oluşturulduğuna emin olayım. Hocam bana bir security var. Yapı oluşturuldu. Birbirleri arasında ilişkiler mevcut burada da. Ben öncelikle employees tablosunu kullanacağım. Burada first name ve last name bilgilerini almak istiyorum ki login işlemi yapabileyim. Kapattım bunu. Login'e geldim. Öncelikle şu butona bir tıklayalım. Benim entity'min adı Northwind Entities'tir. Bunun üzerinde işlemler yapmak istiyorum. Adını DB verdim. Tamam, dört identities yaptım. Bunun adı... Dur. Burada işlem yapacağız. Benim yapmak istediğim şey, veri tabanında benim istediğim kayıt var mı, yok mu? Varsa true olarak değerlendireceğim filan.
Bunun için bir metot yapayım. Metot bana boolean değer döndürsün. User is valid diyorum. Dışarıdan sordum şu. Var. Adı önemli değil. Q olsun. Q'yu içeride kullanırım. Güzel olsun. Öncelikle iki şekilde kullanabiliyordum. Birisi link yöntemiyle, diğeri biri link sorguları. Bir de lambda expression. Evet. Lambda ve link expression diye geçiyordu. Biz buradan lambda expression'ı kullanalım. Yani şöyle db employees ver. Benden predicate istiyor. X nokta dediğim zaman first name eşitlik dışarıdan gelen ad. Buradaki end ve last name'de dışarıdan gelen soyad olan kullanıcıyı bana getir anlamında. Hocam ben buna ilgileneyim sadece. Soru ne Murat? Ben dediğim zaman mesela size ilk bir devreye gelmiyor bende. Oluşturmamışsındır. Oluşturmamışsındır yukarıda. Sonuç var bende, elimde var. Bunu nasıl geriye döndürürüm? Yani buradan bir geriye dönüş yapmam gerekiyor. Bunun için... Şimdi result ne diye döndürüyor ki hocam oradan? Yani o eşitlerin sağ tarafından gelenler... Ben buradan örneğin result'ı alayım. Result bana şöyle bir şey Thank you.
şeyin içinde o hani şunlar var ya şeyler küçük büyük işaretleri. Onun için yapmayı izlediğinde ne oldu şimdi? Evet şimdi yaptığımız işlem daha doğru. Burada bir de gerçekçi bir veri üzerinde test edelim. Hemen bir select sorgusuyla kayıtlarıma bakayım. Orada Nancy W vardı. Select yıldız from şöyle. Employees. Last name W, first name de Nancy. Bunu sorgulayacağım. Bakalım doğru mu? True gelmesi gerekiyor doğruysa. Hatalı bir şey. Sonunu değiştirdim. False geldi. Demek ki işlemimiz doğru. Bu şekilde Nancy W'yu getirdim. Nereye değiştirdik? Burada sadece geri dönüş kısmında uygun yöntemi hazırladım. Normalde var ile yapmıştım. Bu şekilde enumerable count üzerinden dedim ki bu kendi içerisine bir kaynak alıyor, source alıyor. Bu içerisinde değer varsa, yani boş değilse, sıfırdan büyükse geriye true olarak döndürecek bu işlemi. Result olarak sıfırdan büyükse benim istediğimi yapıyor boolean olarak. Şimdi burada bazı püf noktalar var. Yani bunları dinleyin. Benim burada yazdığım sorgular aslında arka tarafta SQL sorgusuna dönüştürülüyor. Değil mi? SQL sorgusuna dönüştürülüyor. Bu SQL sorgularını nasıl görürüm? Bizim gerçekleştirdiğimiz tüm işlemler arka tarafta veri tabanı motoruna gönderilir. Veri tabanıyla ilgili. Şimdi ben programlarda SQL Profiler diye bir araç var. SQL Server Provider. Onu açıyorum. Siz de açabilirsiniz. SQL Server Provider. Var. Nereden açıyorum? Ara kısmına SQL Server ya da işte Provider yazın. Ne çıkacaktır? Çıkacak. Sen profiler yazacaksın orada şey çıkacak yani oyun filan. Şimdi profilerin amacı şu. Siz yazdığınız sorguların arka tarafta tam olarak veri tabanında nasıl çalıştığını bilemeyebilirsiniz. Örneğin link sorgularında tecrübeli değilseniz ya da AdoNet'te vesaire bunlar arka tarafta nasıl bir SQL kodu çalıştırıyor? Bunu bilemezsiniz. Siz select yıldız from dersiniz. Bunun devamı var biliyorsunuz. Saygı duruş. Şimdi. Vesaire yaptığım her şey arka tarafta SQL kodu çalıştırır. Veri tabanına bir komut gönderir. Bunların nasıl çalıştığını izlemem gerekiyor. Bunun için de SQL Profiler aracından yararlanıyorum. Yani profesyonel çalışmak istiyorsanız yazdığınız kodların arka taraftaki motora gönderilen yöntemlerini, kodlarını görmeniz gerekiyor. Yani gereksiz kodlar gelir mi vesaire bunları bilmelisiniz çünkü. Fazladan veri gelmemesi gerekiyor. Biz de bu yüzden profileri kullanacağız. Burada öncelikle veri tabanına bağlanmam gerekiyor. Connect dedim. Bana bir tane trace oluşturdu.
Trace Property'yi getirdi. Trace ne demek hocam ki? Google Translate. İkisinden internet yoksa. İzleyecek. Hayda, belli oldu. Bu, bakın bu çok önemli değil burası. Ben burada doğrudan giriş yapacağım. Run diyeceğim. Run dedikten sonra artık bu trace veri tabanını kontrol ediyor. Sürekli izliyor. Profile'ın amacı bu. Bakın ilk açıldığı zaman, ilk açıldığında doğrudan şu komutlar var. Bunları hatırlarsanız set ile başlayanlar SQL Server'da ayarların set edilmesi işlemleri, değiştirilmesiydi. Mesela set dil var burada, language. Bunun İngilizce olduğunu belirtmiş. Date format, bunları yapmıştık. MDY, DMY vesaire. Month, day, year. Değil mi? Bunları geçici veriler kısmında incelemiştik. SQL Server'da. İşte bu ayarları burada kendisi varsayılan olarak yapıyor. Ben bunları siliyorum. Ben kendi çalıştırdıklarıma bakacağım. Temizledim burayı. Ama halen trace çalışıyor şu an. Trace takip ediyor. Durdurmak için stop etmem gerekir. Ben bunu şimdilik indiriyorum. Burada bir breakpoint koydum. Çalıştırdım. Henüz çalıştırmadı burayı. Henüz çalıştırmadı. Profiler'a geldim, hiçbir şey yok. Yani gönderilmemiş bu yapı. Bu sorgu henüz çalıştırmamış. F11 ile ilerliyorum. Artık çalışmış olması gerek. Çalışmamış. Neden? Bir daha basıyorum. Şimdi çalıştı. Şimdi link ve entity framework, bunların yapısında şöyle bir özellik var. Diyor ki, sen bunu çalıştırdın ama, hani sen bunu istiyorsun ama ben ihtiyaç olduğunda bu veriyi çalıştırıp sana getireceğim. Yani ne istediğini anladım. Örneğin, biz burada result dedik ama bunu kullanmadık. Değil mi? Mesela toplamadık içerisinde herhangi bir şey ya da bunu geriye döndür vesaire gibi bir şey yapmadık. O yüzden diyor ki, sen bunu çalıştırdın ama ben anladım ne yapacağımı. Bu nesneye ihtiyacın olduğunda, örneğin result ile ilgili bir işlem yapacağın zaman ben o sorguyu çekeyim. Ben sana bu sorguyu vereceğim. O anda işlem yapacağım. Buna yaklaşım olarak lazy load deniyor. Lazy loading. Link'te de aynı şekildedir. Bunu bilmeniz gerekiyor. Sizin istediğiniz anda o veri oluşturulmaz anında. Connected gibi değildir. Sadece ihtiyaç olduğu anda o isteği gerçekleştirir. Burada da bir count olduğu için ihtiyaç var artık. O yüzden çalıştırdı. Bakalım nasıl bir sorgu var. Bakın iki tane var. Completed olanına bakıyorum eventine. Şöyle bir sorgu çalıştırmış. Arka tarafta. CP Execute SQL hatırlarsınız. Dynamic SQL bölümünden. Bu kendi içerisinde tek tırnaklarda bir string olarak sorgu alıyordu. Onu çalıştırıyordu. Şu kısımları biliyoruz. Extend 1 adında bir alias vermiş. Daha sonra employee ID almış ve bunu employee ID olarak göstermiş alias. Extend 1 burada tablonun alias'ı. Bakın, employees'in alias'ı extend 1. Kendisi belirlemiş bunu. Bu şekilde tüm sütunları almış.
İhtiyacın var mı tüm sütunlara? Hayır. Benim tek ihtiyacım, bu kullanıcı var mı yok mu? Onu da en iyi Employee ID'den anlayabilirim. Employee ID sıfırdan büyükse, yani ben sadece Employee ID alırım, sıfırdan büyükse olay bitti zaten. Benim kullanıcım varmış. Tabii bunu da tekil olarak almayı sağlamam lazım. Birden fazla Employee ID değil. Demek ki bunların hepsi gereksiz şu an için. Geliyorum ver kısmına. Bakın first name'e et ile başlayanlar neydi? Parametre, link parametresi, değil mi? Link parametresi, sıfırıncı parametre, and. Bu sıfırıncı parametre not null ise, yani boş değilse, ve birinci parametre, bu da not null ise, gibi hepsini belirtmiş, veri tiplerini belirtmiş, varchar filan. Sonra da, bakın, arayüzden aldı, Nancy W. Benim bilgilerimi de sorguya eklemiş, bunu çalıştıracak. Kopyalıyorum. Burada tüm satır komple geldi. Gereksiz olan bilgilerle birlikte. Kendisi generate ettiği bir kod. Ve tabii ki o çalıştırdığım, Management Studio'da çalıştırdığım SQL de burada işlendi. O yüzden bakın çok fazla sorgu oluştu. Benim ilk oluşturduğum buydu. O bakın zaten uygulama adı olarak Entity Framework yazıyor. Bu sorgu, bu istek hangi uygulamadan geldi? Burası Entity Framework, altında ise Management Studio'dan geldiğini söylüyor. Login name'i vesaire burada. Mesela ne kadar okuma yaptığını gösteriyor hafıza üzerinde. Yani şey, veri tabanı üzerinde. Onları görebiliyoruz. Burayı anladınız mı? Burada yapmam gereken, yani performans artırmak için ne yapmalıyım? Az önceki sorguya bakmak gerekirse, bana performans artıracak bir şey söyleyin. Sadece gereken şey. Yani mesela diğer sorunlarınız, yani aslında şimdi görecek biraz. Evet. Mesela şunlar. Bana sadece bu yeter. Ya bu geldiyse zaten bunu ver ile single'ı hatırlayın. Single tek'i getiriyordu. Bununla alırsam bir tane olması garanti. Ve bu da sıfırdan büyük olduğuna göre tamamdır. Benim kullanıcım var. Bunu link ile nasıl yaparız? Gelelim oraya. Öncelikle bunu istiyorsam aslında yapı aynı, sadece küçük bir değişiklik olacak. Burada bir select yapmam gerekiyor, değil mi? Var dedim. İsimsiz tip oluşturup onu geriye döndürmem lazım. Bunda da x nokta employee id. XML'i kontrolü ne için kurulacak? Büyük
kişiye basmışsın. Daha önce de büyük basmıştım. Şimdi buradan ikinci yöntemi kullanacağım. Bakalım bundan nasıl değer elde edeceğiz. Şunu yine şöyle yapıyorum. Bu sefer de result'ın bu sefer de result 1 üzerinden yaptım. Result 1'de de daha performanslı versiyonunu yaptım aslında. Ama tek bir farkı var. Sadece employee ID'yi aldım. Nasıl görebiliriz bunu? Yine breakpoint'imi koydum. Temizledim bunu. Tek mouse'larız breakpoint'i oyunuza verecek. Ben çok merak ediyorum. Sol tık. Breakpoint koyduğunuza verecek. Sol tıkla basıyorsunuz. Bende niye olmuyor? Niye sola çıkıyor? Sen... Hocam... Yo, ben bayağı sağ tıklayayım şeyde satırda breakpoint'e tıklıyorum. Şuraya mı koyuyorsun? Ne yukarı koyuyorum. Hocam oraya koyuyorum da oraya koyacağım. Ya şuraya koyman lazım. Hocam. Sen bak şöyle. Boşluk olan yere koyamazsın. Öyle mi yapıyorsun? Hayır, boşluk ise o satırın içine girsin. Yani şurası. Evet, yes. Hocam. Enteresan. Hocam bir şey soracağım, bu düzenli bir yer. Şimdi inceleyeceğim bunu. Çalıştırıyorum. Nancy Tavaro. Şu an şöyle geldim profiler'a. Herhangi bir şey yok. Çalıştırıyorum. Çalışmış. Bakıyorum. Sadece employee ID var. Bu diğerine göre daha performanslıydı. Ama bu sefer de ne var? Örneğin ad ve soyadını alıp işte ekranda göstereceksen bunu gösteremem tabii ki. Yeni bir sorgu lazım. Yeni bir sorgu lazım. Bunun tabi planını sizin yapmanız gerekiyor. İhtiyacınız varsa alacaksınız. Tamam, şimdi formumuza geçelim burada. Bir yöntem daha var, buna şu an girmeyeceğim. O da class'la bunu yapmak. Hani yaptığınız, örneğin bir class tasarlayacağız. O tasarladığımız class'a aldığımız verinin tüm datasını entegre edip o veriyi farklı formlara göndermek gibi şeyler. Zamanımız kalırsa yaparız. Şimdi yeni formu açmam gerekiyor. Diğer tarafa gidebilmem için. Bunda da sonuç vardı. Sonucu kullanacağım. Sonuç eğer true ise DRM main değilse
Visible'ı false yapacaktık. True yapmışız. Visible zaten true'ydu. Şuna da bilgileri göreceğim. Saniye bir dakika. Sürekli girmek zorunda kalmayalım diye. Tamam. Uygulamamızı gördük. Bir dakika hocam, şunu ne yaptık? Çalıştırdıktan sonra şey... Yaptınız mı buraya kadar? Sorun var mı? Şimdi adım adım bakalım. Öncelikle ben kullanıcıdan bilgileri alıyorum. Ad soyadı. User is valid'e gittik. Orada iki yöntemle sorgulama yaptık. Ben sadece ID'yi aldım. Bu ID'yi işte sıfırdan büyük vesaire mevzusu. Sonra true olarak geri değer döndürüyorum. Buradan da geliyorum, login işlemlerini yapıyorum. True ise VRM main'i oluştur. Onu login'i, yani şu anki this formu false yap, mail'de show yap ve diğer forma geç. Burayla işimiz bitti. Gelelim kategoriler işlemlerine. Yeni form oluşturuyorum. Add Windows form. PRM. PRM kategoriyiz. Öncelikle kategorileri listeleyeceğim. Bu da kategori işlemleri. Şimdi bir data grid view ekliyorum bu forma. İlk açıldığında ya da bir list box ekleyelim böyle, değil mi? Bunu biraz kaba olabilir burası için. List box. Tabii kategori formunu da butona gömmeliyiz. Şurada PRM kategoriyiz. Show. Şey, butona yazdık ya.
açıyoruz sonucumuz. Görünmedi. Ana form visible olmaz ama. Yapılmaması gerekiyor. Şimdi listem görünmedi. Bunun sebebi hikmeti nedir? Şimdi bakıyoruz. Bakın liste geldi. Bunun sebebi bizim data source olarak veri alan nesnelerimiz bizden bir liste istiyor. Yani entity framework objesini vermeyin doğrudan data source olarak. Mesela kategorisi verdim ama onu tanımadı. Kendisi bunu liste çevir öyle bana ver diyor. Yapısını bilmiyor nasıl göstereceğini. O yüzden ben to list vermeden önce çalışmadı, veriyi eklemedi ama to listten sonra veriyi ekleyebildim. Bunu unutmayın çünkü uygulama geliştirirken birçok yerde bu listeler falan biraz kafanızı karıştırabilir, uygulamayı biraz zora sokabilir. Farklı sorgular oluşturursunuz, linkte sorguyu yaparsınız ama onu neye atayacaksınız? O atacağınız yapıyı tasarlamak da size düşüyor. Şimdi listeleme işini yaptım. Listelemeden sonra şunu da yapalım. Şuraya bakıyorum bir veri tabanında nasıl bir yapısı var. Kategori name ve description bilgisi var. Ben bunları mesela bir tane kategoriye tıkladığım zaman yukarıda onun bilgilerini gösterip sonra güncelletebilirim. Değil mi? Burada öyle bir şey yapalım. Bir mini form yapalım. Group box. Kategorinin adı ve description'ı burada olacak. Description'ı multiline yapıyorum. İsimlendiriyorum kontrolleri.
ekleme, güncelleme falan olsun burada. Önce ekleme. Öncelikle ekleme işlemini yapacağız. Ekleme işleminde doğrudan buradan aldığım veriyi listeye, yani önce database'e sonradan listeye ekleyeceğiz. Veri load olma işlemi benim için önemli. Yani ilk açılışta şuraya veri doldurma işlemi önemli. Çünkü ben ekleye bastıktan sonra buradaki veri eklenecek. Sonra aynı sorguyu tekrar çalıştırıp tekrar veriyi, yeni veriyi çekmem gerekiyor. Bu nedenle şunu metot içerisine alıyorum. Ekleme işleminde öncelikle bir nesne oluşturmalıyım. Kategoriyiz. Bu bir kategori alıyor. Kat nokta kategori neyim? Dışarıdan gelen ad. Kat nokta description dışarıdan gelen sonrasında yukarıda DB vardı. Categories nokta et cut. Sonra da bu değişiklikleri veri tabanına kaydet. Entity framework'te save change, linkte submit change vardı. Burada submit change dedim. Tamamdır. Thank you.
sonra kategori ekle, sonra da şunu tekrar çağır dedim. Yani tekrar veriyi doldur. Giriş. Bilgiler tamam. Denedik. Ekle diyeceğim. Buranın da yes. Veri tabanı eklendi. İspatla. Veri tabanını da ekledik. Şimdi de devam edelim bu uygulamaya. Eklemeyi yaptık. Güncellemeden önce sil daha basit. Onu yapalım. Sende delete object olacak. Bunun için bir de silme metodu yapacağım. Normalde bunun boolean falan geri dönüş olması lazım. Hani şu kadar kayıt silindi ya da silindi, silinemedi gibi. Sistemden gidiyoruz. İstediğim kaydı bulmak. Result. Kategoriler içerisinde burada tek bir kayıt gelmesini kesin olarak istiyorum. Bu nedenle single içerisine x nokta kategori ID'si dışarıdan gelen kategori ID olanı al. Yeni nokta kategori is nokta remove result. Çağırmak için eksik olan bir şeyimiz var. Kategori ID ne? Kategori ID'yi de butona tıklandığında bulmamız gerek. Mantığını inceleyelim. Hata olmasın. Ben burada bir listenin item'ını seçeceğim. O item'ın arka tarafta kategori name ve ID'sine bağlamıştık. Value member'ına. O zaman tıklandığı anı yakalayıp ben onun value'sunu almalıyım. Öncelikle buradan alacağım. Seçilenin ID'si o zaman DCD selected index change olduğunda change olduğunda tıklananın value'sunu al,
kat ID'ye at. Artık elimde bir kat ID var. O zaman kategori C kat ID. Sonra da listeyi yenile. Ama burada şunu şart koşmalıyım. Eleman listede bir şeyi seçmeden sil butonuna tıklayabilir. Burada denedik olanı seçeceğim. Sile basıyorum. Sildim. Tekrar veri doldu. Denedik gitti. Şimdi de güncellemeye bakacağız. Devam edelim. Güncellemeyi de yapalım. Güncellemek için de öncelikle şunu da kategori seçili olmadığı için, ben seçmediğim için burada bir kategori seçiliyor mesela. Yoksa hataya sebep olurdu. Onu da o şekilde çözmüş olduk. Şimdi güncellemeye bakalım. Burada da öncelikle alttan bir tane seçme şartı. ID'yi aldığımın güncellemesini yapmam lazım. Zaten ben Selected Index Change'de kategori ID'yi alıyorum artık. Silme işleminde olduğu gibi. Burada da çalışacaktır bu seçtiğim zaman. Orada da buna tıklanmadan önce selected ettiğim, seçtiğim kategorinin bilgileri burada olması gerekiyor. Sonra da güncelleyeceğim burada tıklayınca. Öncelikle selected ettiğinde şurada bu bilgileri sorgulasın. Kategori getir
metodum yoktu benim. Kategori getirip bir kategori nesnesi dönecek. Tek bir kategori. O tüm kategoriler. Doğrudan şimdi seçtim. Kategorileri getir, doğrudan getirip liste ekliyor. Biz seçtiğimiz bir şey geriye kategori nesnesi dönecek. Kategori getir, dışarıdan bir ID alıp bunu sorgulayıp geriye kategori dönecek. Benim yapmak istediğim şey güncelleden önce seçtiğimde verinin buraya gelmesi. Yani gelmiyorsa değil mi? Buydu yani olay tamam. Bitti artık biz olduk. Buydu. Şimdi burada şuraya mesela çok bilmiş Azar yazdığımda güncelliğe basit. Güncelleye bastığımda bunu güncellemesi gerekiyor. Bastan ne yazar şu an? Güncelli yok. Var ama. Yok. Ben butonla bir şey yaptım. Şimdi güncelleye gelelim. Ben öncelikle yukarıdaki şuradan bilgileri alıyorum ya buna. Buna bastıktan sonra bu bilgileri kaydetmem lazım. Artık gerçek veri text box'larda. Bunları nasıl yapacağız? Gene aslında burada da aynı ID'yi tekrar sorgulamam gerekiyor.
sınavda sordu aşağıda eşleşmeden hangisi yanlıştır falan diye böyle. Hani şey go koymuş, işte devlet fikrini koymuş. Bir de şey int var. Int'ten şey vardı, pom vardı. Pom'a bir şey yok değil mi? Bir şey yok. Ben abi pom'u işaretim. Devam edelim. Bilgileri güncelleyeceğim. DB save change. Sonra da tekrar dolduralım. Şöyle bir deneyim. Bir ekledim. Bakın. Oldu oldu. Sonuna bir ekledim.